Evet arkadaşlar, kahvaltıya güzel bir pişi yaptık. Pamuk gibi yürüyormuş. Gerçekten de güzel oldu. Sütlü yumurtalı değişik bir pişi yaptık arkadaşlar. Yenilere afiyet olsun. Şimdi pişimizin yapılışına geçelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şirince tariflere mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kahvaltı için pişi yapacağız. Değişik bir pişi. Bir adet yumurtamız var. Yarım su bardağı sütümüz var. Yumurtamızı güzelce karıştıralım. Bir su bardağı suyumuz var, ılık. Bir paket maya. Bir tatlı kaşığı tuz. Bunları güzelce karıştıralım. Evet, şimdi alabildiği kadar unumuzu verelim. Güzel bir pişi yapacağız arkadaşlar. Hamurumuz fazla sert de olmayacak, fazla yumuşak da. Poğaça hamuru gibi yoğuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuzun kıvamı böyle yumuşacık. Şimdi hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalansın. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Tezgahımızı alalım. Bezelerimizi alalım. Evet, bezlerimizi aldık. Şimdi pişilerimizi açalım. Evet, bu kadar açacağız. Yeterli. Hamurlarımızın hepsini böyle açalım.
Evet arkadaşlar, hamurlarımızı açtık. Şimdi bunları kızartmaya alalım. Evet, tavamıza yağımızı aldık. Ocağımızı yakalım. Evet, yağımız kızdı. Arkadaşlar bu yağ çekmez. Bol yağ da kızartıyoruz ama yağ çekmez. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Deneyip yorum yazarsanız. Güzel de kabarttım aşkım. Burasını böyle hafif hafif açarsak arkadaşlar, kabarıncı ortası yukarıda kalıyor. Oraya yağ temas etmiyor. Evet arkadaşlar, pişilerimiz güzel güzel kabardı, kızardı. Evet, pişilerimiz kızardı, bitirdik arkadaşlar. Mis gibi de kızardılar.